Habertürk ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündem özel programımızla karşınızdayız. Denizli stüdyolarında birbirinden özel konuklarla bir araya gelip gündemi değerlendirmeye tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün sağlık konuşacağız ve çok kıymetli bir konuğum var. Kendisini sizlere tanıtmak istiyorum. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Burkay Kaçıray ile birlikteyiz. Ve kendisiyle bugün eklem protezine konuşacağız. Eklem protezine dair pek çok soruyu kendisine yönelteceğiz ve cevapları sizlerle paylaşacağız. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Sesimden dolayı şimdiden özür diliyorum izleyenlerimize. Biraz sesim kısık bugünlerde. Şimdi hocam, bahsettiğim gibi eklem protezine konuşacağız. Eklem protezi nedir ve hangi durumlarda kullanıyoruz sorusuyla başlayalım isterseniz. Tabii ki eklem protezi dediğimiz şey aslında yapay eklem. Yani bozulan eklemleri yapay implant dediğimiz bazı özel malzemelerden üretilmiş cihazlarla değiştiriyoruz. Bu aslında çok karışıyor. Hastalar bize bunu çok özellikle soruyor. Uzuv kopmaları sonucu kullanılan dışarıdan takılan protezler değil bunlar. İçeriden bozulan eklemi değiştirdiğimiz yapay eklemler aslında. Değişik malzemelerden üretiliyor. Hangi durumda kullanıyoruz bunları? Eklem protezlerini genelde eklemin kalıcı olarak hasar gördüğü, başka hiçbir yöntemle tedavi edemediğimiz durumlarda kullanıyoruz. Bunlar özellikle yaşla birlikte eklemin dejeneratif bozukluk dediğimiz kireçlenmesi, halk arasında kireçlenme denen, kıkırdağın tamamen aşındığı, artık kemiğe kadar kıkırdağın kaybolduğu durumlarda, özellikle en sık uyguladığımız durum bu. Yine enfeksiyon ya da geçirilmiş kırıklardan sonra eklemlerin kireçlediği durumlarda kullanabiliyoruz. Bazen de tümörlerin, yani eklemi harap eden tümörler sonrasında da kullanılabiliyor. Bunlar protez uyguladığımız durumlar genel olarak. Peki kaç çeşit protezden bahsedebiliriz ki siz de önünüzde bugün örneklerle geldiniz? Evet. Benim önümdeki biri diz protezi, biri kalça protezi. Yani uygulanan eklem bölgelerine göre protezler değişiyor. Aslında şöyle kabaca birkaç gruba ayırabiliriz protezleri. Eklem dediğimiz yapı, hareketli yapı iki bölgeden oluşuyor. Yani birbiriyle temas eden ve hareket eden iki tane eklem yüzeyi oluşuyor. Kabaca sadece bu eklem yüzeyinin bir tanesini değiştiriyorsak buna kısmi protez diyoruz. Eğer eklemin iki tarafından değiştiriyorsak buna total ya da tam protez diyoruz. Böyle ayırabiliriz protezleri. Yine protezlerde kullanılan malzemeler ve sürtünme yüzeyleriyle ilgili çeşitli metal ve metal yüzeyler, polietilen dediğimiz, burada gördüğümüz beyaz malzeme gibi çok güçlü bir plastikten oluşan bir malzeme. Hani plastik demek biraz basite almak olur bu malzemeyi. Çünkü çok teknolojik bir malzeme. Yine seramik yüzeyler kullanılıyor. Yani yüzeye göre protezleri sınıflandırabiliriz. Ama kabaca kısmi ve tam protezler olarak eklem protezlerini ayırabiliriz. Peki en çok hangi eklemlere biz uyguluyoruz baktığımızda? Türkiye olarak da konuşabiliriz bunu. Yani daha çok karşılaştığınız hastalar üzerinden de konuşabiliriz. Hangi eklemlerde daha çok uyguluyoruz? Burada Türkiye'de daha çok, tüm dünyada da aslında böyle, daha çok diz, kalça ve omuz protezleri kullanılıyor. Ama bunun yanında dirsek ve ayak bileği ve parmak protezleri de var. Ama en sık uyguladığımız protezler diz ve kalça protezleri. Omuzda 3. sırada yer alıyor. Niye diz ve kalça protezlerini çok kullanıyoruz? Bizim kültürümüzde yerde işimiz çok fazla. İşte namaz kılıyoruz, yerde yere eğilmek, yere çömelmek zorunda kalıyoruz. Affedersiniz Alaturka tuvalet, yine yere eğiliyoruz. Yer sofrası, yani bağ bahçe işleri derken yerle çok işi olan toplumlarda, uzak doğu toplumları da böyledir. Dizlere, kalçaya ve bele çok fazla yük biniyor. Yani yere çok fazla çömelmek dizlerimizi, kalçayı ve beli çok fazla zorluyor. O nedenle bizim toplumumuzda diz ve kalça, ki dünyada da böyledir, vücut ağırlığını en fazla taşıyan eklemler de bunlar olduğu için çok fazla yıpranıyor. O nedenle en sık değiştirdiğimiz, protez uyguladığımız eklemler diz ve kalça eklemleri. Peki şimdi size çeşit çeşit problemli hasta gelebiliyor. İşte herkesin farklı noktalarında bu eklem protezini ilgilendirecek rahatsızlığı var. Her gelen hastaya aynı çeşitteki o protez uygulanabiliyor mu? Uyumlu oluyor mu? Şimdi şöyle, ameliyat öncesi planlama dediğimiz bir şey var. Yani bu hastanın kemik yapısı, hastanın niye proteze ihtiyaç duyduğuyla ilgili birçok şeyi ameliyat öncesi değerlendirmemiz gerekiyor.
Bu hastanın yaşı yine bizi proteze taşıyan nedenle tümör mü yoksa enfeksiyon mu yoksa sadece basit bir kireçleme mi? Bunların hepsi değişiyor. Bazen hani kalça çıkığı doğuştan kalça çıkığına bağlı kısaltma yapmamız gereken durumlar oluyor kalçada. Bunlardaki protez seçimlerimiz değişiyor. Biz bunu ameliyat öncesi yaptığımız tetkiklerde belirliyoruz. Hastanın ihtiyaçlarını, ameliyat öncesi hastanın filmler üzerinde demolar yapılıyor. Elimizdeki mevcut protezler ve alternatifleri filmler üzerinde değerlendiriliyor ve hastaya en uygun orijinal kalçası ile eklemi ile ilgili en uyumlu hareketi sağlayacak olan protez seçiliyor ve ona göre uygulanıyor. Yaş dediniz hocam, kaç yaşından itibaren yapabiliyoruz, uygulayabiliyoruz bu işlemi? Şimdi, ya da kaç yaşına kadar? Şöyle, protez genellikle ileri yaş hastalara yapılıyor. Yani normal standart olan bu. Çünkü en sık yaptığımız protez yapma nedenimiz, eklem protezi yapma nedenimiz eklemin dejeneratif, yani yaşla birlikte kıkırdağın bozulduğu, eklemin bozulduğu durumlar. O nedenle genellikle 60 yaş sonrası yapıyoruz. Tabii protez ameliyatları ağır ameliyatlar. Çok uzun sürmese de vücuda yükü biraz fazla olan ameliyatlar. Gene günümüzde bölgesel uyuşturma, yani bölgesel anestezi teknikleriyle riski çok azaltarak hızlı kanama durdurucular var, ilaçlar var. Yani riskler oldukça azaltılmış olsa da bunlar majör dediğimiz ciddi ameliyatlar. O nedenle bu ameliyatı bünyesinin kaldırabileceği ek hastalıkları olmayacak yaşa kadar yapılabilir. Genellikle 70-75 yaş gibi bir sınırımız oluyor. Sonrasında eğer bazı kırıklarda ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. Özellikle femur boynu dediğimiz uyluk kemiğinin uç kısmındaki kırıklarda, bu halk arasında genelde topuz deniyor. Topuzu böyle bir proteze değiştirmek zorunda kalıyoruz. Bunlarda yaş sınırı yok, önü açık. Hangi yaşta ihtiyacımız varsa, çünkü bu zaruri bir durum. Ama genelde kireçleme ile ilgili durumlarda 60 yaş ve 75 yaş arası hastalarda sıklıkla uyguluyoruz. Hastanın genel durumu müsaitse. Şöyle bir şey. Çok erken yaşlarda da tümör ya da başka hastalıklar nedeniyle eklemleri kalıcı olarak hasar görmüş hastalara protez uyguladığımız oluyor. Ama onlar daha nadir durumlar. Yine böyle kazalarda vesaire. Yine kazalarda, eklemin çok harap olduğu kırıklarda tamamen toparlayamıyorsak eklemi, ya da toparlanmış eklem sonrasında artroz dediğimiz kireçlenme gelişmişse bu eklemde, eklem fonksiyonunu tam yerine getiremiyorsa ya da fonksiyonunu yerine getirirken çok ciddi ağrı oluyorsa ve bu daha basit, yani eklem içi enjeksiyonlar, kök hücreler ya da şunlar bunlar bir şekilde bu sorunu çözemiyorsa, daha basit çözümler yapamıyorsak, ondan sonra o eklemi, yıpranan eklemi bir yapay bir eklemle değiştiriyoruz. Protez ameliyatı uyguluyoruz. Bu gibi durumlar yaştan bağımsız oluyor. Hangi yaşta ihtiyacımız varsa o yaşta bu ameliyatı yapmak zorunda kalabiliyoruz maalesef. Peki hocam, bir de izleyenlerimizi isterseniz nasıl bir işlem olduğu hakkında da bilgilendirelim. Şimdi geldi, eklem protezini uygulayacağız. Ameliyat süresi ne kadar sürüyor? Nasıl bir süreç işliyor? Ve ameliyat ne üzerine, nasıl yapılıyor? Şimdi şöyle, önümde bir uyluk kemiği maketi var. Bu tam diz altta bir kaval kemiğiyle birlikte diz eklemini oluşturuyor bu uyluk kemiği. Evet. Buradaki de bir diz protezi. Ben kısaca şöyle anlatayım. Bu eklem tamamen hasar görmüş oluyor ve başka bir yöntemle tedavi edemiyoruz. Hastanın yaşı da müsait ve ameliyat olmasına engel başka bir durum yoksa bir diz eklemini açıyoruz. Tam protez yapacaksak, az önce de bahsettiğim gibi eklemin iki yüzünü de değiştireceksek, kemiklerin ekleme bakan taraflarını bu protez için uygun kalıplar var. O kalıplarla kesiyoruz. Yıpranan kısımları kesiyoruz. Burada görüyorsunuz bir kesiti var protezin. Uyluk kemiğinin uç kısmını bu kesite göre hazırlıyoruz. Bunun özel kalıpları var. Ondan sonra bu protezi buraya uyguluyoruz. Burada elimde getirmedim ama kaval kemiğinin alt tarafına da diğer protezi uyguluyoruz uygun kesilerle. Daha sonra ağrılı hareket eden ya da hiç hareket etmeyen eklem yerine buradaki yapay eklem hareket etmeye başlıyor. Uyluk kemiğiyle birlikte böyle bir işlem. En çok uyguladığımız diz protezi olduğu için onu gösterdim. Yine kalça kireçlenmelerinde bu halk arasında topuz denen, bazen oma da deniyor. Bu uyluk kemiğinin uç kısmındaki topuzu çıkarıyoruz. Onun yerine uyluk kemiğinin içerisine yapay bir baş takıyoruz. Bu da karşıdaki fincan kemiğiyle, asetabulum dediğimiz fincan kemiğiyle eklem yapıyor. Ve hasta bu eklemi kendi eklemi gibi kullanmaya başlıyor. Bunlar inşallah kimse gerek kalmaz böyle bir ameliyat geçirmesine.
Protezin şöyle bir güzelliği var. Özellikle kalça protezi yapılan araştırmalarda insanların en fazla fayda gördüğü ve mutlu olduğu, sonucundan memnun olduğu ameliyat olarak belirlenmiş. Diz protezi de yine hastaların çok mutlu olduğu ameliyatlar. Ağrılı bir eklemle hasta yürüyemezken ameliyat ettikten bir gün sonra eğer başka bir problem yoksa, ameliyat içerisinde ya da hastayla ilgili başka bir sıkıntımız yoksa hastayı hemen ayağa kaldırıp yürütmeye başlıyoruz. Peki bu eklem protezlerinin bir yan etkisi, bir zararı var mı? Şimdi doğalı kadar olmaz. Evet, teknoloji çok güzel ilerledi. Hiçbir zaman Allah'ın yarattığı gibi olmuyor. Yani hani bunların belli bir kısıtlaması oluyor. Şöyle, kullanılan malzemeler de yıllar süren araştırmalar sonunda kullanıma sunulan malzemeler. O nedenle genelde halk arasında platin denen malzemeler, metalleri farklı metallerden olabiliyor ya da böyle seramik gibi çok kaliteli, vücutla herhangi bir tepkime girmeyecek malzemelerden seçiliyor. Yine buradaki plastik deyip geçiyoruz ama polietilen çok üst düzey teknolojiyle üretilen çok dayanıklı malzemeler. Malzemeden kaynaklı sıkıntı yaşamıyoruz. Özellikle kaliteli ve iyi markalar kullanıldıysa malzemeyle ilgili çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim protez ameliyatlarından sonra en korktuğumuz durum protezlerin iltihaplanması, enfeksiyon. Evet. İkincisi de hastanın çok hareketsiz kalıp damarlarda kan pıhtılaşması ve pıhtı atması. Bununla ilgili, pıhtıyla ilgili önlemimizi alıyoruz. Yine enfeksiyonla ilgili önlemimizi alıyoruz. Hastaya gerekli sürede antibiyotikler veriyoruz. Ama burada hastaya da çok iş düşüyor enfeksiyon konusunda ve pıhtı konusunda. Özellikle enfeksiyon konusunda hastanın kişisel bakımını çok iyi yapması gerekiyor. Zaten vücutta aktif bir enfeksiyon varken bu hastalarda biz protez uygulamıyoruz. Hastanın diş, ağız bakımına, ağız hijyenine, özellikle idrar yolu enfeksiyonu gibi durumlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü vücudun herhangi bir yerindeki iltihap kan yoluyla proteze gelebiliyor. Yan etki diyemeyiz belki ama istenmeyen kötü tıbbi durum olarak bu enfeksiyonu sayabiliriz. Bizim peki olduğunda ne yapıyorsunuz? Yani enfeksiyon oldu, ne yapacağız? Nasıl tedavi ediyoruz? Şöyle, enfeksiyonun ne kadar protez etrafına yayıldığıyla alakalı. Çok enfeksiyon da kendi içinde sınıflandırılıyor. Yüzeyel yumuşak doku cerrahi saha enfeksiyonu ya da protez enfeksiyonu diye ayırabiliriz. Sadece yumuşak doku ile ilgiliyse, protezle ilgili değilse uygun antibiyotiklerle bu durumu tedavi edebiliyoruz. Ama protezin etrafında ise işimiz biraz daha zorlaşıyor. Çünkü protezler, size takdir edersiniz ki, cansız dokular. Biz ne kadar damardan ya da ağızdan güçlü antibiyotik versek de kan bir dolaşım olmadığı için bu protezlerin üzerinde oraya ulaşması çok zor. O nedenle bazen protezleri açıp mekanik olarak orayı ilaçlı sularla yıkayıp tekrar kapatıp hastaya yoğun antibiyotik tedavisi uygulamamız gerekiyor. Bazen ki çoğunlukla maalesef eğer proteze bir enfeksiyon ulaştıysa protezi çıkarıp oraya geçici antibiyotikli çimentolardan oluşan bir protez, yani geçici diş hekimleri bunu sıklıkla kullanır, geçici diş dolgusu yaparlar, sonra onun yerine kalıcı dolguya geçer. Bizde de aynı yöntem uygulanıyor. İçinde antibiyotik barındıran, proteze benzeyen yer kaplayıcı geçici protezleri oraya koyuyoruz. Enfeksiyonu tedavi ettikten sonra tekrar bir kalıcı protez kullanabiliyoruz. Bazen bu tek aşamalı da yapılabiliyor. Direkt eski protezi çıkarıp çok nadir durumlarda da olsa tek aşamalı yapılabiliyor. Ama genellikle iki aşamalı bir ameliyat gerekiyor onun için tekrar. Tabii zorlu bir süreçten bahsediyorsunuz. Gerçekten Allah böyle durumlara düşürmesin diyelim. O yüzden hastalara da söylediğiniz gibi gerçekten önemli görevler düşüyor. Biraz da dikkat etmek lazım diyelim. Peki şimdi baktığımızda evet, bu bir teknolojik ürün sonucunda insanların ömrü olduğu gibi bunların da bir ömrü vardır illaki. Sonsuza kadar devam edebilecek mi bu? Yani o ömür sonlanana kadar hastada kalabilir mi? Yoksa değişmesi gerekiyor mu? Şimdi şöyle, bunlar sonuçta bir araç. Hı hı. Aynı hani bir arabadan örnek verebilirim. Arabanın ömrü ya da ne kadar uzun, sağlıklı kullanabileceğimiz kullanıcısına çok bağlıdır. Yani onun ne kadar hor kullandığınızla çok ilişkilidir. Protez de öyle. Şimdi şöyle, bize 30 yıl önceki protezler geliyor. 30 yıl sağ kalım olmuş, 30 yıldır hala kişinin güvenle kullandığı protezler ve bu 30 yıl öncenin teknolojisiyle üretilmiş protezler. Yani oradaki süre, bizim şu anda elimizdeki protezler 30 yıl öncekinden çok daha teknolojik, malzemeler çok daha kaliteli. O nedenle aslında 30 yılın üzerinde olması bekleniyor. Ama dediğim gibi ortopedi branşının en zor yanı şudur. Ben hep hastalarıma şunu anlatırım. İşin %50'si bizde, doktorlarda %50'si sizde. Yani biz işimizi iyi yapacağız, siz de sonra üzerinize düşenleri iyi yapacaksınız. Kesinlikle. Yani protez
uygulanmış, eklem protezi uygulanmış bir hastanın ağır işte çalışmaması gerekiyor maalesef. Yani çünkü ne kadar ağır işte yaparsa, eklemi hareket sınırlarında ne kadar zorlarsa protezin ömrü o kadar azalıyor. Çünkü bunlar vücuttaki diğer kemik ya da dokular gibi değil, kendini tamir edebilen dokular değil ki vücutta bile belli bir yaştan sonra o tamir yeteneği oldukça azalıyor. Protezler aşınmaya başlıyor. Yani biz ortalama 25-30 yıl ömür biçiyoruz eski protezleri düşünerek, ki bunların çok daha uzun ömürlü olması gerekiyor. Yeni teknoloji olduğu için bunların ne kadar dayanacağı ile ilgili elimizde net bir veri yok. Geriye dönüp bakabiliyoruz önceki protezden. Yani eski teknoloji protezler 30 yıl dayandıysa bunların çok daha uzun dayanmasını bekliyoruz ama çok kişisel kullanımla alakalı bir durum olduğu için biraz da kişiye bağlı. Ama kabaca 25-30 yıl diyebiliriz protez. İyi kullanılırsa, uygun şartlarda, iyi kemiğe, biz bunu kemiğe uyguluyoruz. Bu kemiğin de ne kadar sağlıklı olduğu, yani kemik erimesi de burada çok önemli. Aynen. Genelde bizde şöyle bir yaklaşım oluyor. Gittiği yere kadar gitsin, biz ondan sonra ameliyat olalım hastada. O gittiği yer hani 70'li yaşlara geldiğinde kemik erimesi ister istemez yaşla birlikte oluyor. Yani kabaca şöyle tarif edebilirim. Sağlam bir tahtaya çivi çakmak ve o çivinin mukavemeti daha iyiyken daha çürük bir tahtaya çivi çakmak ve o çivinin uzun süre orada kalması daha zordur. Bunu herkes takdir eder. Evet. Burada protezlerle ilgili mevzu da birebir aslında böyle. Güzel bir örnekle de aslında erken teşhisin önemi de vurgulamış olduk. Evet. Buradan hastalara da bu mesajı iletmiş olalım. Aslında ben kesin çözüm mü diye soracaktım ama aslında cevaplarınız arasında bunu cevapladınız, yanıtladınız. Kesin çözüm mü biraz hastaya bağlı galiba. Şimdi şöyle bir şey, eğer bu tümör ya da enfeksiyon değilse, sadece yaşa bağlı bir kireçleme ise, hastalarıma her zaman şunu söylüyorum ben, ki durum burada böyle. Bu, gerçi bu son tıbbi verilerle biraz değişmeye başladı. Bu insanın genel sağlığını etkileyen bir hastalık değil. Tümör ya da enfeksiyon ya da başka bir şey değilse. Yani sadece yaşa bağlı eklemdeki bozulmadan bahsediyorum. O nedenle biz illaki bunu hemen ameliyat etmeliyiz, son çaremiz bu diyemiyoruz hastaya. Yani zaten protez yapacaksak daha önce elimizdeki bütün silahları kullanmışız ve o eklem kurtarılamamış, bir şekilde son raddeye gelmiş. Artık bundan sonra protezden başka çözüm kalmamıştır. Son yapılan çalışmalar proteze, yani proteze ihtiyaç duyan eklem, yani ihtiyaç duyacak kadar yıpranmış eklemlerin yaptığı kısıtlamalar, hareketle ilgili kısıtlamaların obezite ya da işte kalp problemi ya da hareket kısıtlanmasına bağlı genel sağlığı etkileyen sağlık problemleri yarattığını göstermiş. Eskiden biz onu diyemiyorduk ama şimdiki çalışmalar onu gösteriyor. Yani belli bir yaşta eğer ciddi eklem problemi yaşıyorsak, bizim hareketimizi kısıtlayacak, günlük aktivitelerimizi yapamayacak kadar ciddi kısıtlama ve ağrı çekiyorsak, bu ameliyattan başka bir çözüm kalmıyor maalesef ki. Yani diğer yapılacak her şey, bu sonuçta bir bozulma süreci olduğu için, yine burada tamamen enfeksiyon ve tümörü dışlamak istiyorum. Onlar tamamen başka bir durum. Bizim en sık protez uyguladığımız durum yaşa bağlı eklemin bozulması, yani kireçleme dediğimiz şey olduğu için oradaki karar hastayla birlikte doktorun vereceği karardır. Her şey yapılmıştır, eklem kurtarılamamıştır, kıkırdak yüzeyler tamamen kaybolmuştur, hasarlanmıştır. Kemikte aşınma başlamıştır. Hasta çok ağrı çekiyordur. Günlük aktivitelerini yapamayacak kadar ciddi ağrı çekiyordur. Orada hastanın bize söylemesi lazım. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben ameliyat edin. Tamam mı? Biz doktor olarak hastaya bunu illaki olmanız gerek diyemeyiz aslında. Burada hastaya sadece yol gösterebiliriz. Hasta da der ki ben bununla yaşamak istemiyorum. Bu ağrı benim günlük aktivitelerimi engelliyor. Artık yani normal hayatımı yaşayamıyorum. Ben ameliyat edin. Beraber ortak karar verebileceğimiz bir durum. Tabii biraz önce kireçlenmeden de bahsettiniz ya. Aklıma şu soru geldi. Protez de kireçleniyor mu? Protez kireçlenmiyor, aşınıyor aslında. Protezin kendisi kireçlenmiyor ama protezin etrafındaki eklemi oluşturan, eklemi çevreleyen yumuşak dokular kireçleyebilir. Bu soru çok güzel oldu. Şöyle izah edeyim. Az önce de söyledim. Burada iş %50-50. Yani biz doktorlar olarak protezi teknik anlamda iyi uygulayacağız. Hastalar da kendi üzerine düşen işleri iyi yapacak. Eklem protezlerinden sonra iyi sonuç almanın en önemli etkenlerinden bir tanesi de hastaların fizik tedavilerine, rehabilitasyonlarına dikkat etmeleri. Yani kalça ve diz protezlerinden sonra biz hemen ameliyattan sonraki gün hareketlere başlarız. Çünkü hani protezin iyileşmesini beklersek o eklem donar.
ve sabit kalır ve istediğimiz sonucu alamayız. Biz hareketli bir eklem, fonksiyonel bir eklem olmasını istiyoruz. Herhangi bir dinlenme süreci yok o zaman. Hemen harekete başlıyoruz. Hemen hareket. Ki o çok önemli. Ne kadar hızlı başlarsak o kadar iyi. Tabii ki hani hastaların bıçak yarası, bıçak ağrısı olarak nitelendirdiği ameliyat yerine bağlı ağrılar olsa da kireçlenmeye bağlı ağrılar ortadan kalktığı için daha kolay hareketleniyorlar. Hareketleri biz özellikle fizyoterapistlerle beraber çalışıp, çünkü hastaların yapmaları gereken hareketler var, bir de yapmamaları gereken hareketler var. Bunları öğretmeye çalışıyoruz hastanede yatarken. Fizik tedavi ekibimizle beraber ortak çalışıp hastayı neler yapması ve neler yapmaması konusunda bilinçlendiriyoruz. Ondan sonra taburcu ediyoruz. Bunlar çok önemli. Hastaların belli kontrollere gelmesi. Biz de genelde şeydir, ameliyat olduktan sonra biraz yatayım, iyi olayım, sonra ayağa kalkayım. Ortopedide yani kırıklar ve bazı durumlar dışında eklem protezleri için eğer özel durumlar yoksa mümkün olduğunca erken hareket ve mümkün olduğunca çok hareket. Hemen koşmaya başlıyoruz. Koşma olmasa da yatak içi hareketler olabilir. Çok güzel. Peki hocam şimdi evet biraz önceden beri aslında hastalara bu uyarıları yapıyoruz ama tekrar birlikte saymış olalım isterseniz. Ameliyat sonrasında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Sizin saydıklarınız arasında benim not çıkardıklarım bir kişisel bakım dediniz. Kesinlikle. İki de hareket dediniz. Hareket. Evet. Bunları aktardınız. Bunların haricinde nelere dikkat etmeleri gerekiyor ve ameliyat esnasında ya da sonrasında hangi komplikasyonlarla karşılaşılabiliyor? Biz ameliyat sonrası dönemi erken ve geç dönem olarak ikiye ayırıyoruz genelde. Erken dönemde en dikkat etmemiz gereken şey ameliyat sahası ile ilgili bakıma, yani pansumanlara ve kişisel bakıma çok dikkat etmek. Enfeksiyon riskini mümkün olunca azaltmak için. Kişisel hijyen, ağız bakımı, bunlar kesinlikle çok önemli. Kullanılacak ilaçların, özellikle kan sulandırıcıların pıhtı atma ihtimalini mümkün olunca azaltmak için, ki biz uzunca süre kullanıyoruz bunları. Bunların ihmal edilmemesi gerekiyor. Yine hareket, protezin ya yani eklemin aktif hareket açıklığına kavuşmasıyla ilgili çok önemli olsa da bize ikinci ve en önemli faydası da pıhtı atma ihtimalini çok azaltması. Yani hareket ve ilaçlarla birlikte pıhtı atma ihtimalini de azaltmaya çalışıyoruz. Yine uzun dönemde, yani bu kişisel hijyen ve bakım her dönem takip olması gerekiyor. Çünkü erken enfeksiyonlar ve geç enfeksiyonlar var. Yani yaralar tamamen kapanır, birkaç yıl geçtikten sonra da protezin iltihaplanma ihtimali var. O riski mümkün olunca azaltmak için kişisel bakıma mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ve başta da söylediğimiz gibi bu doğuştan sahip olduğumuz eklem gibi değil. Burada yapay bir malzeme var, bu malzeme aşınıyor. Biz bunu ne kadar hor kullanırsak ömrünü o kadar azaltıyoruz. O nedenle ister istemez illaki bazı kısıtlamalar olmak zorunda. Evet. Hani en başta söylemiştik, yerle ilgili yaptığımız birçok şey normal eklemlerimizi aşındırıyordu. Yine aynı hareketler protezleri de aşındırıyor. O nedenle biraz daha böyle yerden bağımızı kesip daha evet, yukarıda çömelmeyi mümkün olunca, belki de en çok sorulan sorulardan biri o. Evet. İşte namaz kılmak yapabilir mi hasta? Yapabilir protezlerden sonra ama ya yine namaz kılınsın tabii ki ama oturarak ya da başka bir daha sağlıklı bir pozisyonda, hastayı çok zorlamayacak bir pozisyonda kılmasını istiyoruz. Yine affedersiniz, alaturka tuvalet yerine alafranga ya da tuvalet yükselticileri kullanmasını istiyoruz. Kalça ve diz protezlerinde özellikle en sık uyguladığımız onlar olduğu için. Yine bağ bahçe işleri, ağır işler, ağır kaldırmayla ilgili işler protezin ömrünü kısaltacağı için hastanın bunlardan mümkün olunca uzaklaşmasını istiyoruz. Evet ama Türkiye'de de şöyle bir durum var. Türk toplumunun canı tezdir. Hani bir an önce işler yapılsın, halloluversin falan filan. Bunlarla uğraştıkları için daha fazla bunlarla karşılaşıyorsunuzdur mutlaka, değil mi? Böyle geliyordur hastalarınız. Neden dikkat etmedin dediğiniz hastalar olmuştur. Ya, özellikle kalça protezinde kritik bir süre var, 6 ay kadar. Yani bu süre içerisinde hasta ağrılardan da kurtulunca, bizim insanımız sizin söylediğiniz gibi tez canlı, hemen böyle işler yapmaya çalışıyor ya da işte verdiğimiz yürüteçleri ya da yardımcı yürüme aletlerini bir kenara atıyor ve kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eklemin biz ameliyatta tabii ki onu test ediyoruz, güvenli aralığını, ama etrafındaki yumuşak doku tamamen iyileşene kadar eklemin yerinden çıkma, yani bizim koyduğumuz yapay eklemin yerinden çıkma ihtimali var. Çünkü orada bir iyileşme süreci var. Bu süreçten önce çok aşırı hareketler yapılırsa eklem çıkabilir. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Tabii ki bunun çözümü var ama yine de istemediğimiz bir durum. Hastaya ciddi ağrı ve sıkıntı yaratabilecek bir durum.
Yani o kontrollerin düzenli en az bir yıl devam etmesi gerekiyor. Bu kontrollerde yaptığımız en önemli şeylerden bir tanesi de hastaya artık şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin, bunu hala yapma, şunu yap. Yani her muayenede bunları doktorla beraber istişare ederek hareketlerini ona göre yönlendirmesi gerekiyor hastanın. Her şeyin güvenli olduğunu düşünüp ağrı gittikten sonra genelde bu şeylerle karşılaşıyoruz bazen. Peki hocam, protezde bir kırılma ya da ne bileyim işte kemiğin içinde kendini o yeri tam bulamama gibi, oturamama gibi böyle problemler yaşanıyor mu? Protezler eğer teknik anlamda iyi, kaliteli malzemelerden üretilmiş, güvenilir markalar, çünkü bunlar test ediliyor. Yani kullanıma sunulmadan önce test ediliyor. Biyomekanik testlerden geçiyor ve kırılmazlığı aslında test ediliyor. Mekanik anlamda hastaya uygulanırken herhangi bir hata yapılmadıysa bu protezlerin kırılmasını beklemiyoruz. Ya da metalurjik anlamda bir hata yoksa, ki zaten test edilmesinin amacı da bu, güvenli markalar kullanmak, testi geçmiş, onay almış bazı sertifikasyonları tam protezler kullanmak özellikle eklem protezlerinde çok önemli. Böyle bir şey yaşanıyorsa muhtemelen malzemeyle ya da teknikle ilgili bir şey vardır. Hani mekanik olarak yanlış yerleştirilmiş bir protez olabilir ya da malzeme olarak çok sağlam olmayan bir protez olabilir. Genelde protezin kendinin kırılmasından çok protezin uygulandığı kemiğin kırılması ile ilgili. Evet, aslında onu da soracaktım. Hani protez nedeniyle bir kemikte hasar vesaire meydana gelebilir mi diye. Protez şöyle, hani kemiğin içine uyguladığımız bir protez. O kemiği keserek yapıyoruz. Yani ameliyat sırasında yanlış bir kesi ya da çok fazla zorlama olmadıysa kemikte bir kırık olmasını beklemiyoruz. Dediğim gibi aslında uğraştığımız insanlar hep yaşlı insanlar. Özellikle 60 yaşından sonra sıklıkla protez uyguladığımız cinsiyet kadın hastalarımız oluyor. Kadınlarda menopoz sonrası kemik erimesi zaten görüyoruz birçok kadında. Çalıştığımız kemikler zayıf kemikler oluyor. Yani ameliyat sırasında intraop dediğimiz, yani ameliyat esnasında oluşan küçük çatlakların ameliyat sonrası büyümesine bağlı kırıklar görülebildiği gibi, hastanın düşmesiyle beraber ya da herhangi bir kaza geçirmesiyle birlikte protez çevresi kırıkları görebiliyoruz. Bu da bizim için önemli bir durum. Protezin değişmesine ya da protezin etrafında başka bir implantın kullanılarak o kırıkların tutturulması gibi cerrahi tedavi yöntemleri gereken durumlar olabiliyor maalesef. Şimdi hocam, dediniz ya kemiği kesiyoruz. Bir kısalma söz konusu olabiliyor mu? Hayır, çünkü aksine bazen kısalıyor. Kireçlemeden dolayı o uzu. Evet. Biz eklemi orijinal yerine getirerek o kısalığı da giderdiğimiz oluyor. Yani kısalma çok nadir durumlarda olur. Ama genellikle orijinal, karşı tarafla aynı eklem hattını yakalamaya çalışırız biz protez uygularken. Başta da söylediğim gibi ameliyat öncesi planlamada ona göre planlanır. Yani kısalma, kesilen yer kesilip bırakılmadığı için oraya bir protez konuyor. Yani kesilen parça kadar zaten oraya bir parça yerleştirilmiş oluyor. Yani bazen kalça protezinde baş aşınır, fincan kemiği de aşınır. O aşınma miktarı kadar bacak kısalır. Hatta aslında ona bağlı aksayarak yürür. Ağrı da tabii ki aksama da önemli. Biz protezi koyarken orijinal olması gerektiği yerde hareket merkezini tutmaya çalışırız ve bacağı kısallığı kadar uzatırız. Zaten ameliyat içinde de öbür bacakta kıyaslarız. Ameliyat öncesi de ne kadar uzatmamız gerektiğini planlarız. Yani o kısalık farkı, yani uzunluk farkının olmaması gerekiyor. Mümkün olunca onu gidermeye çalışıyoruz. Bu soruyu da cevaplamış olduk hocam. Aslında program öncesinde size sohbet ederken şu cümleyi kullanmıştınız. Burada izleyenlerimizle de aslında bunu konuşmak istiyorum. İlk başta işte hastalarımıza biz eklem protezi dediğimizde bacağımı mı keseceksiniz diye tepkilerle karşılaşıyorum demiştiniz. İsterseniz bunu açıklayalım izleyenlerimize. Şöyle, protez dediğimizde bu uzuv kopmaları ya da uzuv kesilmesi sonucu takılan takma bacak ya da takma kol gibi protezler olduğunu düşünüyor hastalar. Kesinlikle öyle değil. Burada göründüğü gibi tekrar tamamen gösterelim isterseniz kameraya doğru. Bu bir diz protezi. Bu da bir kalça protezi. Bu tamamen uygun bir kesi yapıldıktan sonra eklemin bozulan kısımlarına uygulanıyor ve içeride kalıyor. Yani hasta kendi uzuvunu sağlıklı bir şekilde kullanmaya başlıyor bu ameliyatlardan sonra. Yani herhangi dışarıdan bir kötü bir görünüme de neden olmuyor. Hayır, ya zaten tamamen kemiğin içerisinde kesinlikle, yapılan kesinlikle bir durum değil mi? Yani burada yapay bir eklem oluşturuluyor. Tamamen o yumuşak dokunun içinde yapay bir eklem oluşturuluyor. Tabii burada ben şey getirdim. Sadece normal protezleri getirdim. Bazen tümöre bağlı. Hani
atıyorum bu kemiğin bu kısmını tutan kemik tümörü var hastada. Kemiğin neredeyse yarısı, bazen tamamını bile protez olarak değiştirebiliyoruz bazı durumlarda. Onlar tabii çok daha teknik ve uç vakalar. Genellikle tümör sonrası uygulanıyor. Değişik durumlarda uygulandığı için değişik protezler ve değişik durumlar yaşanabiliyor. Ama en sıklıkla hastanın yaşa bağlı kıkırdaklarını kaybettiği, eklemin bozulduğu durumlarda bu protezi uyguluyoruz. Evet, bunu da hastalarımıza söylemiş, duyurmuş olalım. Aman diyeyim, hemen öyle telaşa kapılmayın, değil mi? Tabii, kesinlikle. Öyle direkt hemen hadi bakalım bacağı kestik durumu yok. Evet. Doktorunuz ona uygun tedaviyi zaten size sunacaktır. Hocam, çok keyifli geçti sohbet ama süremin de sonuna geldim. Son olarak isterseniz buradan aktarmak istedikleriniz varsa ve özellikle uyarılarınız çok çok önemli izleyenlerimize, uyarı ve önerileri de almış olalım isterseniz. Tabii ki. Şimdi böyle bir ameliyatı, yani kimse ameliyat olmak istemez ama eklemin kalıcı olarak hasar gördüğü, herhangi başka daha basit tedavi yöntemleriyle tedavi edilemediği durumlarda protez hastanın daha aktif bir hayat sunma, hayat geçirmesi, ağrıdan uzak bir hayat geçirmesi için iyi bir yöntem. Tamamen ağrı için ve fonksiyon için yaptığımız bir ameliyat. Bunun için genelde şöyle bir kanı vardır. Erteleyebildiğiniz kadar erteleyin. Tabii ki bir ameliyata cesaretlendirmek istemiyorum hastalarımı. Yanlış anlaşılmak istemem ama ağrılı yıllar geçirmektense ki özellikle kalça protezi için bu bilimsel bir kanıt, hastaların en fazla fayda gördüğü, insanların en fazla fayda gördüğü ameliyatlardan bir tanesi. Uygun şartlarda, uygun durumlarda bu tarz ameliyatlardan korkmayalım. İyi yerlerde yapılan ameliyatlar ve hastanın da kendi gayretiyle birlikte oldukça iyi sonuçlar alınabilmekte. Umarım kimsenin ihtiyacı olmaz ama ihtiyacınız olursa bekleriz. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Ayağınıza sağlık diyelim. Yoğun programınızın arasında bizlere de fırsat ayırdınız ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek için, izleyenlerimizi bilgilendirmek için buradaydınız. Çok sağ olun, kolay gelsin diyorum. Şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ben de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, bugünkü konuğumuz Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Burkay Kaçıraydı ve kendisiyle eklem protezini konuşmuş olduk. Detaylı bilgileri de sizlerle paylaştık. Uyarı ve önerileri de lütfen dikkate alalım diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın efendim.